geldiniz arkadaşlar. Bugünkü dersimiz psikoloji. Biliyorsunuz klasik koşullanmayı bitirmiştik. Bugün ise arkadaşlar edimsel koşullanmayı göreceğiz. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Edimsel koşullanmanın temsilcisi kimmiş arkadaşlar? Skinner. Psikomotor davranışların pekiştireçler aracılığıyla biçimlendirilmesi ne diyeceğiz biz arkadaşlar? Edimsel koşullanma diyeceğiz. Örnek olarak ne vermişiz? Konuşmak, bisiklet sürmek, dans etmek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsi bunların aslında psikomotor davranışlardır. Şimdi özelliklerine bakalım. Psikomotordur zaten bunu söylemiştik. Organizma aktiftir. Geri bildirim ilkesi vardır. Davranışlar amaçlı ve bilinçlidir. Şimdi buraya da ben bir not yazdım. Yapılan ilk davranış tesadüfen, al sana anahtar kelime, tesadüfen ortaya çıkar. Ancak sonraki davranışlar amaçlı ve bilinçlidir. İstenilen davranışın öğrenilmesini sağlayan ise neymiş arkadaşlar? Pekiştireçmiş. Şimdi arkadaşlar örneğimize bakalım. Örnekte arkadaşlar bir kafes içine farenin bastığında yiyecek düşen bir tane pedal koyuyorlar. Fare aç olduğu için kafesin içinde gezinmeye başlıyor. Böyle geziniyor, kokluyor, tırmalıyor etrafı. Daha sonra tesadüfen arkadaşlar pedala basınca yiyeceğe ulaşıyor. Bakın ilk davranış bilinçsiz ve amaçsızdır. Nasılmış? Tesadüfen pedala basıyor. Daha sonra yiyeceği yiyor tabii ki fare. Daha sonra tekrar acıktığı zaman ne yapıyor? Tekrar kafesin içinde gezmeye başlıyor. Aslında fare pedal ile yiyecek arasındaki ilişkiyi daha ilk etapta kavrayamıyor. Tekrar gezinmeye başladığı zaman yine tesadüfen pedala basıyor, yine yiyeceğe ulaşıyor. Bu davranış arkadaşlar tekrarlanmaya başlıyor. Daha sonra da fare için bilinçsiz olan bir davranış bilinçli ve amaçlı bir hale geliyor. O zaman biz ne diyeceğiz arkadaşlar? İlk etapta davranışlar tesadüfen, amaçsız ve bilinçsiz ortaya çıkıyor. Ama daha sonra amaçlı ve bilinçli bir hale geliyor. Şimdi arkadaşlar klasik koşullanma ve edimsel koşullanmanın farklılıklarını göreceğiz. Hem de önceki videoyu biraz hatırlamanızı da sağlayacağım. Şimdi arkadaşlar klasik koşullanma duyusaldır. Edimsel koşullanma psikomotordur. Arkadaşlar bir soruda eğer duyusaldan, duyumsal şeylerden bahsediyorsa klasik koşullanmayı arayacaksın. Ama psikomotor yani bedensel, kassal şeylerden bahsediyorsa da edimsel koşullanmayı arayacaksın. Şimdi diğeri neymiş? Uyarıcı tepki ilişkisi varmış. Bakın uyarıcıya karşı köpek ne tepkisi veriyordu? Salya tepkisi vermiyor muydu? Burada ise tepkiye karşı uyarıcı geliyor. Tepki neydi? Pedala basıyor. Pedala bastıktan sonra hangi uyarıcı geliyor arkadaşlar? Yiyecek uyarıcısı geliyor. Bitişiklik ilkesi vardır. Burada ise geri bildirim ilkesi vardır. Organizma pasiftir. Klasik koşullanmada, edimsel koşullanmada ise organizma aktiftir. Davranışlar bilinçsizdir. Edimsel koşullanmada ise davranışlar ilk etapta bilinçsiz ama daha sonra arkadaşlar bilinçli ve amaçlı bir hal alıyor. Uyarıcının kaynağı belli, uyarıcının kaynağı belli değil. Ama ilkelerine geçelim. Pekiştireçle başlayalım. Ortama girdiğinde veya ortamdan çıkıldığında davranışın sıklığını arttıran veya azaltan uyarıcılara ne diyeceğiz biz? Pekiştireç diyeceğiz. Pekiştireç de kendi içinde ikiye ayrılıyor. Olumlu pekiştireçler ve olumsuz pekiştireçler. Olumlu pekiştireç ortama girdiğinde organizmada hoşa giden etki yaratır ve ödül anlamını taşıyormuş. Örnek ise çalışan birine ikramiye verilmesi olumlu pekiştireçe girer. Olumsuz pekiştireç ortama girdiğinde organizmayı rahatsız eder ve ceza etkisi yaratır. İşte düşük not almak, beğenilmemek arkadaşlar olumsuz pekiştireçe örneklerdir. Şimdi asıl mesele burası arkadaşlar. Biz pekiştirme ve cezayı birbiriyle karıştırıyoruz. Burada püf nokta veriyorum size. Lütfen beni iyice dinleyin. Eğer bir soruda davranış artıyorsa pekiştirmeye arayacağız şıklarda. Ama davranışta azalma varsa orada da arkadaşlar cezayı arayacağız. Tamam mı? Bakın tekrar ediyorum. Eğer davranışın sıklığında artma varsa pekiştirmeyi arayacağız. Ama davranışın sıklığında azalma varsa arkadaşlar burada cezayı arayacağız. Şimdi pekiştirmeler kendi içinde ikiye ayrılıyor. Olumlu pekiştirme ve olumsuz pekiştirme olmak üzere. Olumlu pekiştirme ortama doğrudan organizmayı mutlu eden bir uyarıcı katılıyormuş. Örneğimize bakalım. Şimdi arkadaşlar öğretmen sınıfa bir soru soruyor. Sorduğu soruya da bir öğrenci doğru yanıt veriyor. Doğru yanıtı verdiği için de öğretmen ona ne diyor? Aferin diyor. Çocuk bundan mutlu olmazdı. Mutlu olur. Mutlu olduğu için de derse daha çok katılmak istemez mi? İster. O zaman bu neye girecek? Olumlu pekiştirmeye girecek. Hem beni mutlu eden bir uyarıcı ortama giriyor.
ortama girdikten sonra benim davranışım ne oluyor? Artıyor. Çünkü daha çok ben derse katılmak istiyorum. Şimdi geldik olumsuz pekiştirmeye. Ortamdan organizmayı rahatsız eden uyarıcı çıkarılıyormuş ve organizma rahatlıyormuş. Şimdi arkadaşlar, olumsuz pekiştirmede siz hep olumsuz bir şeyi aramaya çalışıyorsunuz. Öyle bir şey yok. Yani beni mutsuz eden bir şeyi ben ortamdan çıkarıyorum. Örnek olarak da şimdi benim başım ağrıdı. Başım ağrıdığı zaman da ben bir ağrı kesici alıyorum. Bakın, beni rahatsız eden bir durum var. Bu ne? Başımın ağrıması. İlaç içtiğim zaman da başımın ağrısı geçiyor mu? Geçiyor. Beni rahatsız eden bir durumu ortadan kaldırdım mı? Ben kaldırdım. Ben başım ağrıdığı zaman da genelde ne kullanacağım? İlaç kullanacağım. Davranışım artacak mı benim? Artacak. O zaman biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Olumsuz pekiştirme diyeceğiz. Evet, cezaya davranışın sıklığı azalıyormuş. Bakın, pekiştirme de artıyordu ama cezada ne oluyordu arkadaşlar? Azalıyor. Şimdi ceza da kendi içine ayrılıyor. Birinci tip ceza ve ikinci tip ceza olmak üzere. Şimdi birinci tip cezaya bakalım. Ortama doğrudan organizmayı mutsuz eden bir uyarıcı katılıyormuş. Bakın, direkt beni mutsuz eden bir uyarıcı katılıyor. Şimdi örneğimize bakalım. Şimdi arkadaşlar, ben sürekli parmak kaldıran bir öğrenci oluyorum. Her şeyi parmak kaldırıyorum. Bunun üzerine öğretmen beni azarlıyor. Bakın, ortama beni mutsuz eden bir uyarıcı katılıyor. Azarlanıyorum. Bir daha ben parmak kaldırır mıyım? Kaldırmam. Davranışımın sıklığında ne olur arkadaşlar? Azalma olur. İkinci tip ceza neymiş? Ortamdan organizmayı mutlu eden uyarıcı çıkarılıyormuş. Bakın, beni mutlu eden bir uyarıcı çıkarılıyormuş. Şimdi örneğimize bakalım. Kardeşine vurdun. Kardeşine vurduğun için bugün bilgisayar oynamayacaksın diyorum. Bakın, bilgisayar oynama onu mutlu eden bir şey mi? Evet, mutlu eden bir şey. Onu mutlu eden bir şeyi ne yaptım ben? Ortamdan çıkardım. Şimdi ortamdan çıkarınca bir daha kardeşine vurma olayı olacak mı? Olmayacak. O zaman ne olacak arkadaşlar? Davranışın sıklığı azalacak. Şimdi arkadaşlar, tahtaya ben örnekler yazacağım. Bu örnekler üzerinden pekiştirme ve cezaları bulmaya çalışacağız. Ve böylelikle arkadaşlar bu konuyu daha iyi oturtacaksınız. Çünkü arkadaşlar, ÖSYM'nin bu konulardan soru sorma ihtimali çok yüksek. O yüzden hızlıca arkadaşlar örnekler üzerinden bu konuyu daha iyi arkadaşlar özümseyelim. Şimdi bakalım ilk örneğimize. Ders çalışırken gürültüden rahatsız olan Ece pencereyi kapatınca derse daha iyi odaklanmış. Şimdi derse daha iyi odaklanınca davranış artmış mı? Artmış. Beni rahatsız eden bir durumu da ortadan kaldırmış mıyım? Ben kaldırmışım. O zaman arkadaşlar bu ne olacak? Olumsuz pekiştirme olacak. Şimdi gelelim ikinci örneğimize. Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için Meral'e her kitap okumasından sonra istediği diziyi izletmesi. Şimdi ortama beni mutlu eden bir uyarıcı katılıyor mu? Katılıyor. Ne o arkadaşlar? Dizi izlenmesi. Şimdi ben daha çok kitap okumam mı istediğim diziyi izlemek için? Evet. O zaman bu ne olacak arkadaşlar? Olumlu pekiştirme olacak. Şimdi gelelim diğer örneğimize. Cezaevinden çıkan bir kişinin tekrar cezaevine girmemek için kurallara sıkı sıkıya uyması. Şimdi bakın, cezaevi onun için olumsuz bir şey miydi? Evet, olumsuz bir şeydi. Cezaevinden çıkmış. Yani onu olumsuz eden bir uyarıcı ortadan kalkıyor. Ortadan kalktığı için de ne yapıyor? Kurallara daha çok uymak istiyor. Davranış da oluyor burada, artıyor. O zaman biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Olumsuz pekiştirme diyeceğiz. Şimdi gelelim diğer örneğe. Ders çalışmayan Bilal'in haftalık harçlığının az verilmesi. Şimdi ortamdan beni mutlu eden bir şey ne oluyor arkadaşlar? Alınıyor değil mi? Burada benim ders çalışmamam azalmaz mı? Azalır. O zaman biz buna diyeceğiz arkadaşlar? İkinci tip ceza diyeceğiz. Şimdi karanlıktan korkan Robin'e babası gece lambası aldı. Robin artık karanlıktan korkmuyor. Şimdi burada Robin'i mutsuz eden durum ne arkadaşlar? Karanlıktan korkması. Babası ona gece lambası alarak onun bu korkusunu ortadan kaldırmış mı? Kaldırmış. Burada davranış artmaz mı? Artar. Çünkü artık korkmuyor. O zaman biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Olumsuz pekiştirme diyeceğiz. Gelelim diğerine. Havuzda şakalaşırken Ayşe'nin başı yarıldı. Artık böyle şakalar yapmıyormuş. Bakın, davranış da olmuş, azalmış. Şimdi havuzda şakalaşırken Ayşe'nin başı yarılmış. Direkt ortama beni mutsuz eden bir şey girdi mi? Girdi. Benim davranışım azaldı mı? Azaldı. O zaman biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Birinci tip ceza diyeceğiz. Şimdi diğer örneğimize bakalım. Sesi kısılan Ahmet bitki çayı içti. Artık rahatlıkla konuşabiliyormuş. Bakın, davranış sıklığı artmış mı? Artmış. O zaman ben burada direkt pekiştirmelere bakacağım. Ahmet için burada olumsuz durum ne? Sesinin kısık olması. Bitki çayı içmiş.
olumsuz onu mutsuz eden bir uyarıcı ortamdan gitmiş mi? Gitmiş. O zaman biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Olumsuz pekiştirme diyeceğiz. Gelelim son örneğimize. Odasını toplayan Derin'e annesi aferin dedi. Derin artık daha düzenli oluyor. Davranış artmış mı? Artmış. Ortamı mutlu eden bir uyarıcı girilmiş mi? Girilmiş. Nedir o? Aferin. O zaman biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Olumlu pekiştirme diyeceğiz. Unutmayın. Davranışın önce azalıp artmasına bakacağız. Daha sonra pekiştirme mi? Ceza olduğuna mı bakacağız? Tamam mı arkadaşlar? Tekrar ediyorum. Pekiştirmede davranış artar. Ceza değilse arkadaşlar davranış ne olur? Azalır. Bugün edimsel koşullanmayı da bitirmiş olduk. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Başarı her daim yanı başınızda olsun. Görüşmek üzere.